Ben Fatma ablaya geldim, bu benden önce gelmiş. Lan sen ne yapıyorsun orada? Bu demek ki kapı kapı dolaşıyor. Kuzum. Hey. Allah'ım Allah'ım şans. Ay, çay içmeye geldim bak. Dedik hadi. At salak. Evet, Melle'den geldim. Şok. Melle'den geldim fakat şans nerede bilmiyorum. Yok ortalıkta. O da fazla mellecilik yaptı. Bu arada Sima abla da dışarı çıkmak istemişti. Yok ortalıkta. Muhtemelen çobana gitti. Bunu da koparttım çünkü baktım ki herkes topluyor. Ve şurada bir yarık var. Umarım içi kötü değildir. Bilemiyorum. Dolaba koyalım mı? Yoksa deneyelim mi? Dur bakalım. Deneyelim. İlk karpuzumuz. Hayatımda ilk kez bir karpuzu yetiştirdim. Diğerleri fiyasko oldu. Bir müddet sonra kurudu vesaire bir şeyler oldu. Bakalım buna bir bakalım. Evet. Minnak karpuzumu bir kesiyorum. Vay çatladı. İnanmıyorum tatlı. Vallahi bir de sıcak düşünün. Çok güzel. Pembe ama tadı çok güzel. Ben bunu şimdi buzdolabı poşetlerine koyayım. Üstünü streçle uğraşmak istemiyorum. Küçücük zaten. Allah'ım ya Rabbim. Küçücük karpuz ve şeker gibi. Kaldırayım. Bu arada Fatma abla bugün salça yaptılar. Biberle domatesi karıştırıp yapıyorlar. Bana da verdi. Turta yapacağım bugün. Yarın Dursun Bey'e götürmem gerekiyor. Ondan sonra yarısında burada yeriz. Şimdilik biraz dinleneceğim. Bu kadar gezme, sağda solda dolanma yeter. Şans nerede bilmiyorum ama iyi bir yerdedir inşallah. Nasıl bir bitkinlik var. Nasıl bir yorgunluk var anlatamam. Yorgunluğumun nedeni ne biliyor musunuz? Haydut. İş yapıyorum zaten yoruluyorum da. Ay içeri girmeye çalışıyor. Sürekli kapatıyorum. Kapıdaki sinekliği yırtmaya çalışıyor. Bahçede zaten çoğu şey harap oldu. Ay gerçekten şöyle derin bir sabır istiyorum. İş yaparken yoruluyorum. Bir de onun peşinde koşturuyorum ya. Simavlı da yok ki iyice kudurdu tek başına. Kapıyı açamıyorum şimdi kediler dışarı çıksın diye. Sinekliğe dadandı ya. Bahçeyi suladım. Kurumuş sebzeleri topladım. Yemeğimi yaptım şimdi. Yemeğimi yiyeceğim. Bir tane şey yaptım. Turta yaptım. Birisi turta istemişti. Ona götüreceğim yarısını. Yarısını da ayırdım. Yarın Dursun Bey'e gidiyorum. Kuruyan şeyler arasında domatesler daha tam kurumadı ama göstereyim şöyle. Ben size.
Kabaklar güzel kurudu. Bu da güzel kurudu. Ya domatesler, hani böyle nasıl domates biliyor musunuz? Büyük domatesi dilim dilim yaptıklarım böyle karardı. Normal ikiye böldüklerimde böyle bir şey yok. Bunu pek anlayamadım. Herhalde bu yenmez. Bilmiyorum. Atayım mı? Birçoğunu attım sanki. Dışarıdakiler böyle değil. Daha kurumamışlar. İşte patlıcan zaten yok biliyorsunuz. Hepsini haydut katletti. Biber kalmadı ki. Kırdılar çoğunu ya. İşte turtayı da böyle hazırladım. Yemeğimi hazırladım. Onu yiyeceğim. İçeride yemek istiyorum. Serin bir ortam olsun diye. Burası fırın gibi ya. Kedilerden yiyemem. Yarın tel alayım da sinekliği yaptırayım. Şurada oturup yiyeyim bari. Biraz kafayı yedim galiba. Yoruldum çok ya. Haydut beni aşırı yordu. Ya çıldırttı ya hatta. Çıldırttı. Bu kadar kedi. Bakın. Şuraya bakın Allah aşkına. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haydut'un yüzünden dışarı çıkamıyor. Çıksa içeri girecekler. Onun kapıları öyle açık olmalı. Sandalyeyi dayadım yine. Aa, Simoş gelmiş. Ay Simavlu, Haydut'la ilgilen. Oğlum bu kafayı yedi ya. Sen de yokken iyice kudurdu o. Oğlum sen çobana mı gittin? Yemeğin var. Haydut döveceğim seni. Teli mahvetti zaten. Sopayı görünce kaçıyor ama. Haydut. Patlatacağım ağzına. Kemik verdim. Ne yapmadım ki? Ayakkabının tekini yine götürdü. Rezil ya. Haydut. Simoş sen ne yaptın ayakların? Niye çamurlan? Yok artık. Oğlum. Ayaklara bak çamur. Bir şey olmadı inşallah sana. Sudan mı geçti de öyle oldu? Tipe bak Allah aşkına. Git yemeğini ye. Depoda yemeğin. Ben şimdi onu halledeyim. Evet, bugün de akşam oldu. Maalesef kapımızı örtmek zorunda kaldık. Sinekliğimizin dışında kapımızı da örtmek zorunda kaldık. Bugün biraz takıntı yaptı Haydut. İllaki girecek. Mama yiyor. Aslında kuru mama ona da koydum. Kendi maması var. Karnı tok. İstikrarlı bir şekilde kapıya dalıyor. O yüzden biz içeri girdik. Dışarıda olanlar var. Bugün böylece akşam oldu. Ben saçımın mavi yerini, işte turkuaz yerini boyadım. Onu bekliyorum. Bu bebişler de kıpır kıpır oynuyorlar. Mecburen. Birazcık da Mamuş da geldi de kuyruğuna dökülmüş. Annesi gibi mavili oldu kuyruğu. Çıktı mı bilmiyorum. Sildik. Değil mi Mamuş? Ben dışarı çıkmak isteyenleri koydum dışarıya. Kapıyı örttüm. Mutfaktayım. Bulaşık yıkıyorum. Şevval'le de konuşuyorum o esnada. Camdan fırlıyor. Diyor ki kapıyı aç. Mutfak camına fırlıyor. Nasıl akıllı? Aldım içeri. Uş kuşum benim. Evet arkadaşlar, yarın Dursun Bey yolcusuyum. Resmi bir işim var. O yüzden gitmem gerekiyor. Zaten ihtiyaçlarım da var. Onun için gideceğim. Yarın bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla sıhhatle inşallah. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.